İntegral Menkuller'den merhaba. Ben araştırma uzmanı Emre Çayırlı. Piyasalara baktığımız zaman bugün içerisinde sakin bir seyir olduğunu görüyoruz veri takvimi bakımından. Ama dolar tarafında bir değer kaybı yaşandığı gözüküyor. Bununla birlikte euro dolar ve sterlin dolar tarafında yukarı yönlü hareketler var. Özellikle sterlin tarafında sabah saatlerinde açıklanan konut fiyat endeksinde yukarı yönlü hareket görülmesi sterlin dolar paritesinde sterline değer kazandırıp yukarı yönlü hareketi başlatmıştı. Burada piyasada açıklanan veri son 3-4 ayın en yüksek rakamına ulaşmış durumda. İngiltere'de konut fiyatlarındaki artış olduğu gözüküyor. Bunun nedenine baktığımız zaman özellikle önümüzdeki ay yapılacak olan seçimlerden dolayı satışların biraz daha isteksiz olmasına bağlı konut fiyatlarının yükselmiş olabileceği görüşleri hakim. Bu da sterlin dolar tarafında yukarı yönlü seyrin başlaması neden olmuş durumdaydı. Ama genel olarak bakarsak sterlinde hala çok kuvvetli bir duruş yok. Özellikle seçim öncesi belirsizlik sterlindeki yukarı yönlü hareketleri frenleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Euro tarafında ise dün Draghi'nin açıklamalarını takip ettik. Draghi, Euro bölgesindeki toparlanmanın devam ettiğini, yavaş yavaş hızlanma içerisine girilebileceğini belirtti. Bu da Euro'ya biraz destek sağlamış gözüküyor ama aynı zamanda dolardaki zayıflama da Euro dolar paritesinin tekrar 1.07 üzerine çıkmasına neden olmuş durumda. Hatırlarsanız önceki yayınlarımızda teknik anlamda MACD'de günlük bazda bir uyumsuzluk olduğunu söylemiştik. Bu da yukarı yönlü hareketin başlamasına neden olabilecek teknik nedendi. Bundan sonraki süreç içerisinde yarın özellikle Amerika'da açıklanacak olan enflasyon rakamını takip edeceğiz. Son dönem içerisinde enflasyonda enerji fiyatındaki düşüşe bağlı olarak gerçekten yaşanıyor küresel çapta. Bu da Amerika Merkez Bankası'nın faiz arttırım sürecine başlamasına yavaştan en önemli unsur ve dolar tarafında değer kaybına neden oluyor. Eğer yarın açıklanacak enflasyon rakamında bir toparlanma, yukarı yönlü bir hareket görürsek dolar tarafında ciddi sert yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. Ama piyasada şu an için böyle bir beklenti yok. Hatta salı günü açıklanan üretici fiyat endekslerinde de geri çekilme olduğunu görmüştük. Bunun altın tarafındaki yansımalarına baktığımız zaman ise altında dolardaki değer kaybına bağlı olarak tekrar 1200 seviyelerinin üzerine geçtik. 1204 seviyelerinde bulunuyor. Yukarıda 1211 seviyesi altın için takip ettiğimiz en önemli direnç noktası. Geri çekilmelerde ise 1200 ve 1190 destek olarak takip edeceğimiz fiyat seviyeleri. Dolar yen tarafında ise aşağıda 118.80'ler destek olarak çalışan bölge bu seviyenin aşağısında geçilemediğini görüyoruz. Dolardaki değer kaybına rağmen hala 119 dolarlarında bir dengelenme arayışı içerisinde fiyat hareketi devam ediyor. Petrol tarafında sert hareketler dün başladı. Özellikle 54 seviyesindeki direnç bölgesi kırıldı. Kırılmanın nedeni olarak da petrol stoklarındaki azalış gösterilebilir. Aslında petrol stokları azalmadı, arttı ama son dönemdeki hızlı artışları artık yavaşlamış durumda. Hatta geçtiğimiz haftanın neredeyse %10'u kadar arttı diyebiliriz. Bu da Amerika tarafında petrol stoklarının düşmesine bağlı olarak petrol fiyatını yükseltti ve yukarı yönde hareketlerde 56-57 bölgene kadar fiyatlar hareketleri devam etti. Geri çekilmelerde bundan sonra ilk etapta 54-54.20 seviyeleri Amerikan ham petrolünde destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşağısına geçilmediği müddetçe de tekrar yukarı yönlü hareketlerin başladığını görebiliriz. Burada yarın açıklanacak Amerikan verilerinde zayıflama olursa dolar tarafındaki zayıflama ile beraber MTA'larda da tekrar yukarı yönlü bir seyir izlenebilir. Gelişmelerin devamıyla Integral Forex TV'de görüşmek üzere. İyi günler. Integral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.